Elbette keşkeler oldu mu sonra? Yani elbette olmuştur. Tabii ki oldu. Günay cumartan hiç konuşmuyor. Zaten arama motoruna düşen bir şey yok hayatım. Peki şunu soralım. Boşandın çok kısa bir süre sonra, hatta boşanma davası devam ederken Tolga Karel Sara adlı Amerikalı güzel de bir kızla fotoğrafları çıktı ve şimdi evlilik kararı aldılar. İçin bir cız etmedi mi? Hayır. Kesinlikle yani öyle bir şey yok. Eğer seni Sara dinliyorsa ona ne söylemek istersin? Takip etmedim yani, bilmiyorum ama duyuyorum. Hiç görmedin mi? Duydum arkadaşlarım falan, gördüm. Nasıl bir şey ya? Arkadaşlarım falan hani arayıp hani söyleyen oldu, fotoğrafı zaten görmene gerek yok, gönderiyorlar illaki birileri. Yok yani bitmiş bir şeydi. Yeni boşandık bir ama adam, ama daha önce zaten biliyorsunuz siz, onun öncesinden 1,5 sene zaten bitmiş vardı, bir şeydi. Evet. Tolga şanslı bir adam, senin gibi bir fıstıktan başka bir güzele kalbini kaptırdı. Kız da seviyor onu ve evlenecekler. Evlilik erkeği mi Tolga? Yani evleniyor, böyle şeyle konuşmayalım. Yani inşallah, anlattığı kadarıyla evlilik erkeği değil gibi geliyor ama ben bir şey sormak istiyorum. Çok sadece inşallah hani mutlu bir çocuk, evet mutlu olsunlar. Çocuktan ama çocuk için acele etmesinler. Yoktan, böyle çocuktan önce mi? Yani sevgili eş olarak iyiydi de çocuktan sonra mı değişti ilişkiniz? Onu çok merak ettim. Evet. Tabii ki evlenirken severek evleniyorsun. Hani bir aile kurmak için evleniyorsun. Evet. Ve onun da sonucunda güzel bir çocuk dünyaya geliyor onun, hı-hı, meyvesi olarak. Ama işte önemli olan iyi bir eş olmak, olmayacaksansa iyi bir baba olmak. Yani ben baba olmasını bekledim. İlişkiniz baba olduktan sonra mı değişti? Yani siz bebek dünyaya geldikten sonra mı değişti? Yani o da vardı. Daha önce bir çıtırtılar da vardı. Vardı yani. Peki yapımcımız şeyler. Timuçin Tolga'ya mesaj atmış. Tolga'dan gelen cevap, kendisine maddi manevi tazminat davası açtım demiş. Sana maddi manevi tazminat davası mı açtın? Hayır. Zaten Mayıs'ta da Amerika'ya yerleşiyorum ve evleniyorum. Herkesin yolunu açık etsin. Allah herkesin yolunu açık etsin. Şimdi sana niye maddi manevi tazminat davası açıyor? Ne yaptın ki açıyor? Bilmiyorum yani, öyle bir dava gelmedi bana. Hı. Açarsa açsın yani, o seviyor. Ne diyor yani, mesela şeyleri. Cihangir'le ilgili laflarından dolayı mı? Çektirdiği fotoğrafı onu düşünmüştür herhalde. Evet. Dilli olarak mahkemeye sunacak. Olabilir, buyurun ben oğlumla yani bu fotoğrafı çektirdim kısa bir süre önce. Sen de rahatlıkla söyleyebilirsin ki 2 sene içinde sadece 10 dakikalığına geldi diye. Instagram'a yüklediği kareden de tarih marih her şey çıkıyor, evet, zaten. İnsanlar, evet, tabii boşanabilirler, ayrılabilirler, birbirlerini aldatabilirler. En kötü şeyler biz insanlar için, ama evlatlarını buna malzeme ve alet etmeleri onları toplum nezdinde de biraz zedeliyor. Hani çok önem veriyorlar ya bizim oyuncularımız, şarkıcılarımız. Aman imajımız zedelenmesi. İmaj zedelenmesi bence yaşadığınız aşklarla, skandallarla bağlantılı değil. Bu gibi durumlarda daha çok ortaya İnsanın çıkıyor. İnsanın ruhu zedelenmesi. Şimdi,